Merhaba sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Edebi sanatlar konu anlatımında iştikak ve akis sanatlarıyla devam ediyorum. Karşınıza çok fazla çıkan sanatlar değildir, bunu öncelikle bilin. Ama yine de öğrenci, hocam çıkar mı dediğinde acaba mı böyle kafamıza takılıyor, çıkar mı çıkmaz mı? Ben anlatmış olayım, siz dinlemiş olun. Zaten çok uzun bir konu anlatımı olmayacak. Ama yine de bilmenizi istiyorum. Eğlenceli iki tane söz sanatı, en azından genel kültür olarak da bilmenizde fayda vardır. Akis sanatı ne demektir? Çaprazlama anlamına geliyor. Çok da eğlenceli bir sanat aslında, biliyor musunuz? Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir. Sanki böyle hani aksetti gibi söylüyorsunuz, tekrar aksediyor gibi. Belki bu şekilde kodlama yapabilirsiniz. Yani olay şu: bir dize veya cümledeki sözcüklerin yine anlamlı bir şekilde yerlerinin değiştirilmesiyle yapılan sanattır. Biliyorum anlamadınız, şöyle devam edeyim. Bakın şurada örneğimiz var. Ama şunu önce bir anlatmak istiyorum. Tam akis ve noksan akis olmak üzere iki tane çeşidi var gençler. Tam akiste sözcükler simetrik olarak değiştiriliyor. Noksan akiste sözcüklerin yeri kısmen değiştiriliyor. Böyle bir durum var. Ha, önemli midir? Hocam bilmem gerekir mi? Çok da bilmenize gerek yok. Sizin orada akis olduğunu bilmeniz ya da bulmanız bizim için yeterli olacaktır efendim. Şimdi bakın örneğe. Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu Didem. Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Cennet gibidir ruhin, ruhin cennet gibidir. Adem doyamaz sana, sana Adem doyamaz. Şimdi şeyi duyar gibiyim. Hocam bunu ben de yazarım ya. Böyle sanat mı olur falan dediğinizi duyar gibiyim. Ama böyle bir sanatımız var. Siz de yazın tabii ki. Ama yazmaktan öte bir şiirde akis olduğunu bulmanız bizim için yeterli olacaktır. Bakın Didem ruhunu gözler. Ne yapmış? Gözler ruhunu Didem. Ha buradan almış, böyle gelmiş. Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Gördünüz mü? Ruin cennet gibidir. Ha, burada şuradan şuraya atlamış. Adem doyamaz sana, sana Adem doyamaz şeklinde farklı bir akis yapmış. Ama fark ettiyseniz kelimelerin sadece yerini oynatarak söylemek istediğinin aynısını neredeyse söylemiş. Gamzen ciğerim deldi. Şu normali. Şu da deldi ciğerim Gamzen, akis hali. Bilmem nice olur halım, halim nice olur bilmem. Gördünüz mü? Kırmızılar normal hali. Eflatunlar akis olmuş hali. Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır. Bunu biz günlük hayatımızda çok kullanırız. Fark ettiyseniz kelimeler birebir aynı olmasa bile veya birebir akis yapılmasa bile yine bir akis sanatı mevcuttur. Kibarın kelamı, kelamın kibarıdır. Tam değiştirmiş. Kibarın kelamı, kelamı almış bu sefer de buraya ekleyerekten akis sanatı yapmış. Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana, derinden bir gün bana. Gördünüz mü? Bazen böyle de oluyor, gel desin. Bu akis sanatında muhtemelen şairler şöyle düşünüyor. Kelimelerle oynayaraktan o şeyi kuvvetlendirmek, ahengi kuvvetlendirmek şiirdeki böyle bir hedefleri olduğunu düşünüyorum. Bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Bakın okuması eğlenceli oluyor, zevkli oluyor, keyifli oluyor. Mümkün değil Hüda'yı bilmek de bilmemek de, bilmek de bilmemek de mümkün değil Hüda'yı. Gördünüz mü? Bakın okurken bir tekerleme okur gibi oluyor ama keyifli oluyor gerçekten de. Akis sanatını seviyorum ben. Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak. Aa, çok güzelmiş. Hemen WhatsApp durumu yapalım. Hemen bir story'e hikayenizi ekleyin. Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak. Güzel, güzel bir akis olmuş. Şimdi şurada size bir sürprizim var. Aleyna Tilki'yi biliyor herkes. Aleyna Tilki'nin ünlü filozof, düşünür. Aleyna Tilki'nin şarkısında da, ünlü şarkısında da akis sanatı vardır gençler. Ben bunu sınıfta söylüyorum, öğrenciler çok böyle hoşuna gidiyor. Bir de oynayarak falan söylüyoruz. O sen olsan bari, sen olsan bari o, sen olsan bari falan diye böyle beceriksiz beceriksiz söyleyip oynuyorum. Ama en azından akis sanatını daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. O sen olsan bari, bakın, sen olsan bari o. Gördünüz mü? Alın size akisin kralı. Şurada bir sürü akis örneği konuştuk. Hiçbirisi bu kadar etkili oldu mu?
Olmadı. Aleyna Tilki sağ olsun efendim. Hemen selamlarımızı da gönderiyoruz. Yeni bir sanata geçiyorum. İştikak sanatı. Hocam bu ne diyeceksiniz? Hiç merak etmeyin. Çok kolay bir sanat. İştikak sanatı demek aynı kökten türemiş. Biraz bu sözcük bilgisini, sözcükte yapıyı bilmeniz lazım. Özellikle Türkçe kelimelerde. Ama ben bulacağınıza inanıyorum. Aynı kökten türemiş sözcüklerin bir dize veya beyitte bir araya getirilmesidir. Bu da şiiri keyifli hale getiriyor. Şiirin ahengini güzelleştiriyor aslında. Ve sanatçılar bunu, şairler özellikle bilinçli olarak yapıyorlar şiirde. Şimdi iştikakın şu olay olduğunu aklınızda nereden tutacaksınız? Ben nasıl tutuyorum aklımda? İtiraf ediyorum. Çünkü sonradan öğrendiğim bir sanat. Yani bizim zamanımızda yoktu. Ben 98 girişliyim üniversiteye. Biz iştikak sanatını öğrenmeden girdik üniversiteye. İştikak, iştikök, iştikak, iştikök, kak, kök, kak, kök, kök, kak, kak, kök, kak, kök, kak, kök. Sinirinizi bozmaya çalışıyorum bilinçli olarak. Kak, kök. İşte bu kak kelimesi kök kelimesini hatırlatıyor. Demek ki buradan da ben neyi hatırlayacağım? Şu tanımı hatırlayacağım gençler. Ben olsam hatırlarım, siz olsanız da hatırlarsınız. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi, müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Gördünüz mü? Nasıl dilimize dolandı? Ölmek, ölmeden ölür. Hepsi ölmek kekinden türeyen kelimelerdir. Şair burada bilinçli olarak iştikak sanatını yapmıştır. İştikak, iştikök, iştikak. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Yahya Kemal'in ünlü şiirinden alınmıştır. Bakın sevilmiş, seven, sevgili. Hepsi nereden türemiştir? Sevmek kelimesinden türemiştir. Şu da çok keyifli. Lalelim laleli de oturur. Laleli lale kokar lalelimden. Laleli'den geçilir, lalelimden geçilmez. Gördünüz mü? Hepsi lale kelimesinden türemiştir veya çekimeki almıştır kelimeler. Lalelim derken burada çekimeki almış. Laleli derken burada. Aa burada var ya şiirin orijinali böyle ama yazım yanlışı var bu arada. Yapım eki almıştır. Laleli derken lale, lalelim. Gördünüz mü? Bir sürü kullanaraktan bilinçli olarak iştikak sanatı yapmış ve fark ettiyseniz şiire bir ahenk de kazandırmıştır. Her zaman Türkçe kelimelerle olmuyor. Şurada hep Türkçe kelimeler vardı işte ölmek, sevmek şeklinde. Bazen Arapça kelimelerle de iştikak sanatı yapılabiliyor. Mesela burada hakim kelimesi, mahkeme kelimesi, hüküm kelimesi. Hepsi aynı kapıya çıkıyor gençler. Hepsi şu kelimeden türemiş sözcüklerdir. Biliyorsunuz Arapça kelimeler gövdeden türüyor. Yani ek almadan türüyor. Bakın hekeme, hekeme, hekeme. Bunu İmam Hatip mezunları bilir ama eğer İmam Hatip mezunu değilseniz ya da İmam Hatip'te okumuyorsanız bu olayı belki bilmiyorsunuz. O yüzden gösteriyorum. Hepsinde aynı sessiz harfler hakim ve kökleri aynıdır. Mektep yolu kitapla ruşen olur. Mektup yazan kalemle katip olur. Bilinçli olarak yapılmıştır. Hepsi şuradaki kırmızı kelimeler ketebe sözcüğünden türemişlerdir efendim. Aa, bitti konu anlatımı. Kısa olacağını söylemiştim size. Bu videomuzda da neyi öğrendik bir tekrar edelim. Akis sanatını öğrendik. Aleyna Tilki sayesinde ve iştikak sanatını öğrendik. Ve son gıcıklığımı yapıyorum size. İştikak, iştikök, iştikak, iştikök, iştikak, iştikök. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.